Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da küresel çevre sorunlarımıza bakacağız. AYT'de e, sorularımızın çok çıktığı yerlerden birisi. Çünkü çevre sorunları biliyorsunuz tüm dünyada önemli olduğu için. Türkiye'de de önemli, ÖSYM'de daha çok buradan sorularımızı ne yapıyor, soruyor. Biraz da dikkat çekmek için. Hemen bakalım. Küresel çevre sorunlarımız, arkadaşlar şöyle bir bakacak olursak, resimde de gördüğümüz gibi sanayi, çok fazla kullanılan enerji yakıtları, fosil yakıtlarımız, küresel ısınma ve canlıların bunlar olumsuz etkilenmesi gibi olaylar. Peki sebebi nedir dersek arkadaşlar küresel çevre sorunlarının aslında çıkış kaynağı sanayi devrimi aslında bundan sonrasında özellikle ekonomik faaliyetlerin gelişmesi, doğasıyla doğal kaynakların çok tüketilmesi bunlar birinci sırada gelmektedir. Ee, özellikle kitabımızın aldığı 5 tane küresel çevre sorunu var. Küresel iklim değişikliği, ozon seyrelmesi, asit yağışları, çölleşme, biyoçeşitlinin azalması. Fakat bunun içinde daha çok sorumuzun geldiği küresel iklim değişikliği bu birinci sırada geliyor. Küresel çevre sorunlarının en önemli arkadaşlar ee, soruda bilmemiz gereken noktası çözümünde ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekir. Yani bu çevre sorunlarını tek başına bir ülkenin çözme ihtimali neredeyse yok. Onu bilelim. Birinci olarak dediğim gibi en önemli küresel çevre sorunumuz küresel iklim değişikliği. Arkadaşlar küresel iklim değişikliği sera etkisi yapan gazların artmasıyla gerçekleşir. Sera etkisi nedir dersek aslında atmosferimizin bir özelliğidir. Güneşten gelen ışınları tutarak atmosferimiz yeryüzünün çok fazla ısınma ve soğumasını kaybetmesini ne yapar engeller. Dolayısıyla işte bu sera etkisindeki ısı tutma özelliğinin artmasına biz sera etkisi ve bunun sonucunda gerçekleşen olaylara da küresel ısınma ve iklim değişikliği diyoruz. Bu dediğim gibi birinci küresel çevre sorunudur arkadaşlar. Sebepleri de özellikle fosil yakıtlarımızın çok fazla tüketilmesidir. Karbondioksit, metan, diazot oksit, klorofargon karbon gibi gazların çok fazla tüketilmesi ve bunların atmosferde birikmesidir. Ee, sanayi devriminden sonra biliyorsunuz bunlar çok fazla olmuştur. Ayrıca ormansızlaşma, tarımdaki uygulamalar, atıklar ve sanayileşme ile beraber hızlı nüfus artışının da yine bu küresel iklim değişikliğinde etkisi var diyoruz. Dünyamızın arkadaşlar atmosferimiz sayesinde ortalama sıcaklığı 15 derece civarındadır. Bu küresel iklim değişikliği ile beraber ne yapmıştır? Artma eğilimine girmiştir. 1906 ile 2005 arasında yaklaşık olarak yeryüzünün sıcaklığı 0.74 derece artmıştır. 90'lı yıllar ölçülen değerlere göre son 1000 yılın en sıcak 10 yılı, 20. yüzyıl en sıcak yüzyılı, 98 yılı da arkadaşlar en sıcak yılı olmuştur küresel iklim değişikliği tüm dünyada görüldüğü için ve arkadaşlar en önemli çevre sorunu olduğu için aklımıza gelebilecek hemen hemen her alanda etkisi vardır. Tarım, ormancılık, bitki örtüsü, tatlı su kaynakları, deniz seviyesi, dolayısıyla denize bağlı olarak kıyılarda ve oraya yakın ülkelerde insan sağlığında ve biyoçeşitlilik üzerinde etkisi vardır. Yani birinci sırada önemli olması aslında arkadaşlar mantıklı çünkü bunun etkileyeceği şeyler iklimle ilgili olduğu için hemen hemen etkilemediği şey aklımıza gelmez. Neredeyse her şey gelmeli diyoruz. <laughs> Peki küresel iklim değişikliğinin neden olduğu olayların bazılarına şöyle bir bakacak olursak nedir dersek. Hepimizin bileceği ilk şey biliyorsunuz arkadaşlar buzulların erimesidir. Sadece kutuptaki değil yüksek dağlık alanlardaki buzulların dahi erimesidir. Bunlar eridiği zaman orada yaşayan canlıların yaşam alanlarını ne yapmış oluyoruz? Etkilemiş oluyoruz. Yine kutba yakın alanlardaki donmuş toprakların çözülmeye başlamasıyla içindeki metan gazlarını atmosfere bırakmasıdır. Metan gazı karbondioksitten daha fazla arkadaşlar sera etkisine sebep olacak bir gazdır. Akarsu, göl ve yeraltı sularında rezervler azalır. Buzulların erimesi deniz ve okyanus sularının seviyesinin yükselmesine sebep olur. Dolayısıyla Hollanda, Bangladeş gibi ya da deniz doldurarak toprak kazanan pek çok ülkede arkadaşlar nedir? Bundan olumsuz etkilenme olacaktır diyoruz. Sadece bu ülkeler değil arkadaşlar deniz kenarındaki tarım alanlarının yok olmasına yani erozyon olmasına ve orada yaşayan canlıların da ve insanların da toprak kaybına ne yapacaktır etkileyecektir diyoruz. Küresel olarak sıcaklığın yükselmesi özellikle bu konuda hassas olan yaşlılar ve çocukların daha çok etkilenmesine ve salgın hastalıkların artmasına neden olacaktır. Yine yağış rejimlerinde düzensizlikler bu da tarımsal üretimi olumsuz etkileyecektir. Yine iklimde meydana gelen bu arkadaşlar küresel değişiklik atmosfere bağlı olarak ortaya çıkan doğal afetlerin sel, kasırga, fırtına, orman yangınları gibi daha sık yaşanmasına neden olacaktır. İstatistikler de bunu ortaya koymaktadır. 2011 yılında 820 tane dünya genelinde bu tür afetler yaşanırken 2015'e gelindiğinde bu 1060'a yükselmiştir. Yani %50 neredeyse artmıştır. Yine küresel ısınmanın en önemli etkilerinden biri de orman alanları üzerinde baskı oluşturmasıdır. Ağaçlar arkadaşlar bunlardan daha çok etkilenecektir. Çünkü ağaçların salgıladıkları zararlı böceklerden korunmak için o reçine gibi salgılarında bu bozulacaktır. Ve dolayısıyla ormanların e, temelini oluşturan ağaçlar bundan olumsuz etkilenecek. Ve çıkan yangınlardan da daha fazla olumsuz etkilenmiş olacaktır diyoruz. Diğer bir arkadaşlar küresel çevre sorunumuz ise asit yağmurlarıdır. Asit yağmurları da arkadaşlar genellikle evlerde, sanayi tesislerinde kullanılan yakıtlarla arabalardaki egzoz dumanlarından çıkan gazlardan kaynaklanmaktadır. Yani kısaca bunların bulutlarla birleşerek yağış olarak düşmesidir. Sülfür ve azot oksit gibi maddelerin su buharı ile birleşerek asite dönüşmesi ve bu asitin yağmur, kar, dolu olarak yeryüzüne düşmesiyle meydana gelir. Asit yağışları arkadaşlar hem doğal hem de beşeri kaynaklı olabilir. Mesela volkanlardan çıkan asit gazların asit yağmuruna sebep olması doğal kaynaklıdır. Ama bizim daha çok burada üzerinde durduğumuz insanların sebep olduğu fabrikalardan, motorlu taşlardan ve evlerde kullandığımız yakıtlardan, termik santrallerden çıkan gazların atmosferde bir bulutlarla birleşerek yağış olarak yeryüzüne düşmesidir. Bu daha tehlikeli olan. Toprağın asitleşmesine neden olarak verimi düşürür ve sulardaki hayatı olumsuz etkiler. Bitkilerin yapraklarında yanmaya ve birikimlerle olumsuz etkilere, içme sularına, balıklara ve Toprağa karışarak orada yetişen bitkilere zarar verir. İnsanlarda da çeşitli hastalıklara sebep olur arkadaşlar. Diğer bir küresel çevre sorunumuz ise arkadaşlar ozon seyrelmesi. Ozonu atmosfer konumuzda da söylemiştik. Hatırlarsanız bize ne yapardığı mor ötesi dediğimiz ışınlardan korurdu. Ozon inceldiği zaman bu biliyorsunuz görev ne yapılacaktır? Tabii ki aksamış olacak ve bizde bazı zararlara sebep olacaktır diyoruz. Burada da en önemli sebep yine arkadaşlar insanların kullandığı klima, buzdolabı, sprey ve yangın söndürücülerdeki CFC denilen klorofloro karbon gazlarının fazla kullanılmasıdır. Bunlar atmosfere karışarak ozon oluşumunu engeller ve incelmesine, vazifesini yapmasına engel olur. Dolayısıyla yeryüzüne ulaşan morötez ışınlarda ciddi artışlar meydana gelmiş olur. Bu da deri ve göz hastalıklarının artmasıyla bağışık, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olur bitkilerde fotosentezin yavaşlamasına ve durmasına ağaçların çiçek açma, meyve verme faaliyetlerinde azalmalara sebep olur diyoruz. Diğer bir küresel çevre sorunumuz ise çölleşme, kuraklık ve erozyon dediğimiz arkadaşlar olaylar. Bu da günümüzde pek farkına varmasak da aslında en önemli sorunlardan biridir. Çölleşmeden kasıt arkadaşlar tabii ki her taraf Suudi Arabistan gibi olacak demek değil. Çölleşme yağışların çok ciddi düşmesi, azalması demek. Bunun sonucunda doğal ortamın zarar görmesi ve erozyonun artışı gibi beraber düşündüğümüz olaylar. Yağışın az, su kaynaklarının yetersiz, kurak mevsimlerin uzun, toprağın ince ve gevşek, bitki örtüsünün de bunları korumaktan zayıf olduğu ve seyrek bulunduğu yerlerde çölleşme olayı daha hızlı olmaktadır. Nüfustaki hızlı artış, sanayi, toprağın bilinçsiz kullanımı gibi nedenler de tarım arazilerinde arkadaşlar, azalmalara neden olur. Erozyonda toprağın taşınması demek bu da dolayısıyla toprağın gitmesine ve verimini düşürmesine sebep olmaktadır. Peki çölleşmeye kuraklık erozyonu nelere sebep olur dersek arazi ve ekosistemlerin biyolojik üretkenliği kaybolur. Yani aslında biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Ayrıca tarımsal üretimde azalma, biyoçeşitliliğin azalması, toprak erozyonunda hızlanma, yeraltı su seviyesinin azalmasına, sonucunda su kıtlığının ortaya çıkmasına, buna bağlı olarak da fakirlik ve açlığa bağlı olarak yer değiştirme dediğimiz göçlerde fazla ne yapar? Hareketlilik görülür diyoruz. Biyoçeşitliğinin azalması ise arkadaşlar küresel çevre sorunlarımızın bir diğeri. Biyoçeşitlilikte de bunu canlı olarak yani hayvan, bitki hepsi için düşünebiliriz. Resimlerde görüldüğü gibi aşırı avlanmalar, ormanların yok olmasından tutun. Çok değişik hayvanlara kadar bunların doğadan yok edilmesine kadar düşünebiliriz. Tabii ki biyoçeşitliliğin azalmasında da aslında insanların nüfusunun artması ve buna bağlı olarak tüketim artışı en önemli sebeptir diyoruz. Bunun yanında madencilik faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, şehirleşme ve artan enerji ihtiyaçları da arkadaşlar biyoçeşitliliğin azalmasında önemlidir diyoruz. Günümüzde aşırı avlanma, doğal yaşam alanlarının azaltılması, yok olması ve insanların gereğinden fazla tüketim yapması gibi nedenlerle pek çok canlının yaşam alanları ve nesli tükenme noktasına gelmiştir diyoruz. Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, bahar mevsimine ait özelliklerin erken görülmesi mesela arkadaşlar bunlar iklim değişikliğinin olumsuz etkileridir. Fazla karbon salınımı da okyanuslarda sıcaklığın artmasına ve asitlenmesine mesela mercanlar gibi canlıların da arkadaşlar ölmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla orada yaşayan canlıların da yaşam alanları ve canlıların orada yaşamlarını atmıştır, tehlikeye atmıştır. Tarım için kullandığımız kimyasal atıklar ve zira ilaçlar ise ulaştığı her yerde birikerek çevreye ve toprağa ciddi manada zarar verir. Göl ve haliçlerde biriken kimyasallar yani arıtılmadan bıraktığımız atıklar arkadaşlar orada yaşayan veya oradan beslenen yırtıcı balık, kuş, yunus gibi türlere kalıcı zarar verir ve bunların yok olma süreçlerini hızlandırır. Yine az buçuk duymuşuzdur. Afrika'da filleri dişleri için, işte gergedanları, boynuzları için veya buna benzer aklımıza gelmeyen pek çok hayvanları doğada hem ormanları hem de hayvanları insanların yok etmesi vardır. Dolayısıyla bu da küresel çapta önemli bir çevre sorunudur diyoruz biyoçeşitliliğin azalması olarak. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği IUCN dediğimiz arkadaşlar kuruluş dünyadaki türlerin %25'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmektedir yaptıkları çalışmada. Bu da ne kadar aslında büyük bir sorun olduğunu ne yapıyor bize gösteriyor. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.